Sabri'nin peşini bıraksın diye yemin ettirseydin. Ya lafı ağzıma tıkayıp yolladılar zaten. Neyse, şunu son bir kez daha kulağını çekiveren de. Hadi aç aç. Çarşaflarım. İpek. Saten çarşaflarım. Ben bunları sıcakta nasıl ütüledim sen biliyor musun? Kaçtığın yerden dönemeyin inşallah. İnşallah. Dönmedi bir adam. Demiyorum lan. Demiyorum. Aramayacağım da. Lüf olsun gitsin. Akıllanıp gelecekse gelsin. Ha akıllanmayacaksa ömür billah bu kapıdan içeri girmesin. Yeter be. Allah Allah. Ya aslında çok basit biliyor musun? Bütün ürünlerin kodları var. Sen de listeden seçtiğin aksesuarların kodlarıyla bu fotoğraflarını çekeceğimiz ürünlerin kodlarını eşleştireceksin. Fotoğraf çekimi bittikten sonra da ürünleri depoya götürmek için hazır hale getireceksin. Bu kadar yani. Ya bu kadar diyorsun da Volkan iki kişinin yapacağı bir iş. Ben bunu tek başıma nasıl yapayım? Gonca, bir gelir misiniz? Gonca, bu işi ikiniz yapın, birlikte yapın. Eğer kafanıza takılacak sorular falan olursa da Atilla'ya sorarsınız, olur mu? Volkan Bey, ben Gonca ile çalışamam. Ayşe'cim doğruya doğru, ben senin yerinde olsam kocamla iki oynaşır, beni buradan kovmasını sağlardım. Ya tabii ben şimdi senin kadar alçalamayacağım için böyle şeyler yapamam. Ama yani isterdim, gerçekten çok isterdim. Yalnız o alçalmak değil, kafayı kullanmak. Senin daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Kötü kız. Atilla'cığım şöyle yapalım. Sen bir şekilde arkadaşlara buradaki çalışma ortamımızı izah et. Böyle tartışmadır, laf sokmadır, ha? Mobbing falan. Bunlara kurumsal olarak duruşumuzu tekrar hatırlatmanda faydası olacak gibi arkadaşlara. Tabii Volkan Bey, hiç merak etmeyin siz. Gonca'cığım içeride konuşalım, gel. İçeride ben size anlatayım, gel. Allah'ım yarabbim ya. Siz hayrola ya, böyle ne bu fırtınalar? Üf, yok bir şey Volkan, uzun hikaye. Bak vallahi düşününce bile başım ağrı giriyor. Abi işte bizim millet olarak sıkıntımız bu. Hep böyle tap yaşıyoruz her şeyi. Hep bir gerginlik ya. Biraz relax. Flash, flash, flash. Son dakika. Moda muda istifa depremi. Ne oldu be? Söyle hadi ne söyleyeceksen. Ceyda istifa etti. Ne diyorsun be? Müthiş haber. Ama ben kabul etmedim tabii. Hayda. Şaka mı yapıyorsun? Ya bıraksaydın gitseydi işte yani bizi ne zaman gambazlayacak, ne zaman üstümüze bir oyun kuracak falan diye düşünmezdik, endişelenmezdik yani. Ayşe'cim işte öyle kolay değil işler. Ceyda bu şirkette kaç birimin yöneticisi sen bilmiyorsun. Yani bu dramayı bir kenara bırakırsak işinde gayet iyi, çalışkan birisi. Ayrıca şimdi o giderse onun eksikliğini şu an toparlamak çok zaman alır. Hele ki zamanla yarıştığımız bir dönemde bak rakiplerimiz ensemizde, rekabet yüksek. Yollayamazsın. Yapma ya. Kerem sen Ceyda'yı bu kadar hayransan yani. Biz senin aranı yapalım bence, değil mi? Sen hiç üzülme boşuna. Biz senin aranı yaparız. Aa. Aa, hareketlere bak. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi abi? Yok. Ama biraz laflar o tarafa gitmedi değil kardeşim. Ceyda gidemez abi. Gittiğini düşünsene bir. Bu idari işler, muhasebeyi kim yönetecek? Abim mi? Yok, Samet abi zor. Hareketlere bak ya. Sen düşünürken ben olayları çoktan çözdüm. Hangi olayı? Şimdi kardeşim, hani ben şu şap meselesinden dolayı programıma geçici bir ara verdim ya. Hı hı. Abi oradaki hedef sendin. Senin kahveni ben içince ben patladım. Benim kahvemi mi içtin? Yani yanlışlıkla oldu abi. Gerçekten bilerek değildi. Volkan yapma ya. Bak bu konuda çok hassas olduğumu biliyorsun. Yani tek bir kötü özelliğim var. O da bu. Ne yapayım? İnsanların bardağından içmesini sevmiyorum. Yani bırak da kusursuz olmayı vereyim. Abi pardon da şu an bana teşekkür etmen lazım bu noktada. Yaşar, sen içseydin. Vallahi ya ben içseydim? Neyse, neyse. Mevzuya odaklanalım. Şimdi ben böyle tripli kalkıştan bazı puzzle parçalarını birleştirdim kardeşim. Bence senin o kahveyi Ayşe hazırladı. Peki Ayşe niye böyle bir şey yapsın? Bu eşek şakalarını seviyor ondan. Hayır abi. Biraz önce Ceyda'yı kovmadığına verdiği tepkiyle aynı sebepten. Bence seni kıskanıyor. Ayşe kıskanmaz, öyle biri değil o.
dur bak daha bu sabah. Tamam doğru haklısın. Yüzüğümü kaybettim bulamıyorum diye odanın altını üstüne getirdi bugün. Alyansım dedi. Dedim önemli değil, ben de ara sıra çıkarıyorum zaten, takmana gerek yok dedim. Yok illa takacağım dedi, çok değerli benim için dedi. Bak. Buyur işte abi. Yaktın bir Ceylan'ın yüreğini daha. Nazlı Ceylan düştü. Ben bir şey yapmadım ki birader, Ayşe kendi kendini yaktı. Ben çizgi roman karakteri gibiyim birader, ne yapayım? Caziben benim hem ödülüm hem cezam. Mahkumum bu hayata birader. Sen de haklısın kardeşim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?